Bağışıklık aslında tam da hani pandemi de bitmedi. Covid dışında mevsimsel gribal enfeksiyonlar da var. Buna karşı vücudumuzu korumak adına bağışıklığımızı da güçlü tutmamız lazım. Bunun için de sağlıklı ve dengeli beslenme olmazsa olmaz. Özellikle sebze meyve grubu en önemli grup bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için bizim için günlük miktarda 5 porsiyon kadar tüketmemiz gereken bir besin grubu. Özellikle C vitamini bakımından zengin, antioksidan öğeler içeriyor, pusa bakımından zengin, vücudumuzu bağışıklığını hem kuvvetlendiriyor hem de hastalıklara karşı koruyucu etkisi var. Enfeksiyon varlığında da iyileşmeyi hızlandırıyor. Özellikle yazın bulunmayan, kışın tüketebileceğimiz turunçgil grubu burada önemli. Her gün tüketmekte fayda var. Greyfurt, limon, mandalina, portakal gibi. Her gün bir porsiyon mutlaka tüketmeye gayret edelim. Brokoli, karnabahar, kırmızı pancar, lahana ve Brüksel lahanası gibi yine antioksidan öğelerden zengin, C vitamini içeriği yüksek, bizim için bağışıklığı kuvvetlendiren bileşenler içeriyor. Bunları da gene beslenmemizde bulundurmamızda fayda var. Sarımsak, soğan yine aynı şekilde bağışıklığımızı destekliyor. Anti-enflamatuar özelliği var. Yine mutlaka beslenmemizde bulundurmamız gereken gıda maddeleri. Yine zencefil, zerdeçal bunları da beslenmemizde bulundurarak bağışıklığımızı destekleyebiliriz. İster taze olarak, ister toz baharat şeklinde bitki çaylarımıza koyabiliriz, çorbalarımıza ilave edebiliriz, salatalarımıza ilave edebiliriz. Bunlardan da faydalanmakta yarar var. Omega 3 çok önemli. Haftalık mutlaka en az 2 kere balık tüketmekte fayda var omega 3 alabilmek için. Fakat burada pişirme yöntemi de önemli. Kızarttığımız zaman omega 3 çünkü kayba uğruyor. Balığı da pişirirken fırında buğulama, ızgara gibi yöntemler tercih edebiliriz. Eğer balık tüketimimiz yok veya haftada 2'den daha kısıtlıysa mutlaka dışarıdan omega 3 desteği almakta fayda var. Bunun yanında yine keten tohumu ve cevizde de var omega 3. Bunları da beslenmemizde bulundurabiliriz. Her gün ceviz tüketebiliriz bir ara öğün gibi. Veya yoğurtlarımıza keten tohumu ilave edebiliriz. Bu şekilde de omega 3 omega 3'den faydalanabiliriz. Bağırsaklarımızda %70'inde bağışıklık hücrelerimiz bulunuyor. Aslında bağırsak sağlığımız iyi ise bağışıklığımız da kuvvetlidir diyebiliriz. Bu yüzden bağırsak sağlığı için probiyotikten zengin beslenmekte fayda var. Bunun için yoğurttan, kefirden faydalanabiliriz, fermente gıdalardan faydalanabiliriz, turşuları beslenmemizde bulundurabiliriz. Fakat tuzuna dikkat etmekte fayda var. Kışın eksik kalan bir konu D vitamini. Yazın güneşle beraber vücudumuzu alabiliyoruz, sentezleyebiliyoruz ama kışın bunu maalesef başaramıyoruz. Çünkü direkt güneş ışığını alıyoruz. Yiyeceklerde çok fazla miktarda D vitamini alımımız yok. Kandaki düzeyine baktırarak takviye almakta fayda var. Kafamıza göre ezberi kullanmayalım. Kanda baktırdıktan sonra eksik mi veya yeterli olabilir ama kışın D vitamini oranı düşüyor kanda. En azından günlük dozu yaza kadar idame olarak almakta yarar var. Düzenli fiziksel aktivite çok önemli. Daha hareketli, daha aktif olursak en azından harcadığımız kalori biraz daha fazla olur. Metabolizmamıza destek olmuş oluruz. Ve düzenli ve kaliteli uyku. Günde 6-8 saat kaliteli bir uykuyla bedenimizi daha sağlıklı tutabiliriz.